Merhaba arkadaşlar. Set 415 birinci soru. Matematik öğretmeni Yalçın, öğrencileri için hazırladığı soruları anlaştığı kırtasiyeye götürdüğünde bir yazıcının yavaş modda çalışırken saatte 40 sayfa, hızlı modda çalışırken saatte 60 sayfa çıktı alabileceğini öğrenmiştir. Yazıcının yavaş modda çalışırken çıktı işlemi 9 saatte bittiğine göre sorularının hızlı modda çıktı alınmasını isteyen Yalçın öğretmene kaç saat sonra teslim alabileceği söylenmiştir. Şimdi arkadaşlar saatte 40 sayfa çıkartıyorsa yavaş modda 9 saat çalıştırıyorsam 9 ile 40'ı çarparım. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bulduğum ne olacak? 360 sayfalık bir çıktı vermiş Yalçın öğretmen. O zaman 360 sayfayı ben hızlı modda çalıştırdığımda kaç sayfa yazdırabiliyormuşum? 60 sayfa. 60'a böldüğümde 6 saatte Yalçın öğretmen istediği sonuca ulaşır ve şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Yukarıdaki bir grafikte bir hayvanat bahçesi gişesinden 5 hafta boyunca geçiş yapan ziyaretçi sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre 5 hafta boyunca hayvanat bahçesini ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın grafiği yorumlarken tam şu kesikli çizgilerin üstünde olanları bir alalım. Bakın burada ne var? 50 var. Burada 40 var. Topladım şu ikisini ne yaptı? 90 yaptı. Daha sonra şu kesikli çizginin üstünde bir 50 daha var. Buna bir 50 ekledim. 140 yaptı. Şu kesikli çizginin üzerinde olduğu için bir 130 daha ekledim. Ne yaptı burası? 270 yaptı. Şöyle sağ tarafa yazalım. Şimdi eğer bu kesikli çizginin üstünde olsaydı ben buna 90 daha ekleyecektim, değil mi? Yani ne diyecektim? 360 kişi var diyecektim. Fakat burada kesikli çizginin bakın birazcık altında değil mi bu? Yani 50'den büyük, 90'dan küçük olmalı. Yani ben buna bir de 50 olduğunu kabul edip 270'e eğer 50 eklersem bu ne yaptı? 320 yaptı. Yani benim toplam ziyaretçi sayım 320 ile 360'ın arasında olmalı. C şıkkı 350 bunu sağlıyor. Doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Yalçın, Bilge, Bade ve Tuğba isimli dört arkadaş ellerinde birbirlerinden gizli olacak şekilde bilye bulunduruyorlar. Ellerinde tuttukları bilyelerle ilgili bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz denmiş arkadaşlar. Bakın Yalçın'ın Y tane bilyesi olsun. Buna B tane diyelim. Bade'ye C tane, Tuğba'ya T tane diyelim. Şimdi Yalçın'la Bilge'nin elindeki bilyeleri toplamı. O zaman Y artı B. Bakın bu biliniyor değil mi? Aynı şekilde Bilge ile Tuğba yani B artı T diyorum. Bu da biliniyor. Daha sonra Bade ile Tuğba'nın Bade ile Tuğba yani C artı T'de ne yapıyor? Biliniyor mu arkadaşlar? Bakın şimdi Bilge ile Bade'nin bilyeleri farklı. Yani farkı. Yani neyi arıyorum? B eksi C'yi arıyorum. Şimdi şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam bakın T'ler gitti. B eksi C'yi ne yapabildik? Hesaplayabildik. Yalçın ile Tuğba'nın bilyeleri farkı. Bakın şu ikinci eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam y eksi t bana Yalçın ile Tuğba'nın bilyeleri farkını verir. Bunu da bulduk. Bilge ile Tuğba'nın bilyeleri toplamı. Zaten bu b artı t idi arkadaşlar. Elimizde var. Toplam bilye sayısı. Bakın y artı b artı c artı t. Şu birinci ile üçüncüyü toplarsam ne yaptı arkadaşlar? Hepsini bulabildik. Bütün bilye sayısını bulabildik. Fakat Bade ile Bilge'nin bilyeleri toplamını ne yapamadık? Hesaplayamadık. C şıkkı doğru cevabımız olmalı.